Hoş geldin canım. Öyle yapayım. Sen arkaya, tam arkaya. Öyle mi? ...44 yıl önce gözaltına alınan Hüseyin Mor Sümbül nerede? 1017 haftadır gözaltında kaybetmelerle ilgili gerçekleri anlatıyoruz. Sevdiklerimizin kaybedilmelerine dair yaşananları tekrar tekrar gündeme getirerek inkara dayalı resmi anlatıları ve cezasızlığa dayalı adalet sistemini deşifre ediyoruz. Bize dayatılan unutma ve susma kültürünü aşabilmek için yaşanan şiddet ve adaletsizlikleri hatırlamak ve bunları anlatmak zorundayız. Gözaltında kaybetmelerin yaşanmadığı bir ülke ve dünya kurmak istiyorsak, şiddet ve adaletsizlikle bastırılan hafızamızı hakikatle buluşturmalıyız. 1017. haftamızda unutulmasın ve hafızada yer alsın diye Hüseyin Mor Sümbül dosyasını bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz. 12 Eylül askeri darbesinin ardından 18 Eylül 1980 akşamı Mor Sümbül ailesinin Bingöl'deki evi Yüzbaşı Durmuş Coşkun Kıvrak komutasındaki asker ve polisler tarafından basıldı. Bingöl Lisesi'nde öğrenci olan çocukları Hüseyin gözaltına alınarak Bingöl Alay Komutanlığı'na götürüldü. Ertesi gün Hüseyin eve dönmeyince anne Fatma Mor Sümbül Alay Komutanlığı'na gitti. Kendisine "Oğlun burada ama görüşemezsin" denildi. Bunun üzerine Fatma Mor Sümbül, oğluna verilmek üzere yanında getirdiği yiyecekleri görevlilere teslim etti. Aile bir sonraki gün tekrar Hüseyin'e yiyecek götürdü, ancak bu sefer "bizde yok" cevabı verildi. Aile arayışına devam edince Hüseyin'in yüksek güvenlik önlemleriyle korunan alaydan kaçtığı söylendi. Hüseyin'den bir daha haber alınamadı. Oğullarını arayan ailenin evleri tekrar asker ve polisler tarafından basıldı. Bu sefer baba Hanefi Mor Sümbül gözaltına alındı ve ağır işkencelere maruz kaldı. Fatma ve Hanefi Mor Sümbül askeri savcılığa giderek sorumlular hakkında şikayette bulundular. Fakat Hüseyin'in kaybedilmesiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Oğlunu aramayı sürdüren Hanefi ve Fatma Mor Sümbül ağır baskılarla karşı karşıya kaldı. Olaydan 4 yıl sonra bir kişi aileyi telefonla aradı. Bu kişi Hüseyin'in alayda gözaltında tutulduğu sırada asker olduğunu ve vicdan azabı çektiğini belirterek, "Oğlunuzu işkencede öldürüp bir battaniye içinde alaydan çıkararak Murat çayına attılar" dedi. Fatma Mor Sümbül 1995 yılında cumartesi annelerini televizyonda gördü. Elinde Hüseyin'in fotoğrafıyla Galatasaray'a geldi ve ölünceye dek cumartesi annelerinin bir parçası oldu. Aile İnsan Hakları Derneği avukatları aracılığıyla yeniden girişimlerde bulundu. Bu girişimler sonucunda Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı 2011 yılında yeni bir soruşturma başlattı. Hüseyin Mor Sümbül'ün gözaltında kaybedildiği dönemde alayda görevli olan 9 personelin isimleri, adresleri ve irtibat bilgileri savcılığa ulaştı. Soruşturma kapsamında dönemin Bingöl İl Merkez Jandarma Bölük Komutanı Durmuş Coşkun Kıvrak, savcıya verdiği ifadesinde
olay tarihinde izinli olduğunu ve izin dönüşü masasında isimsiz bir ihbar mektubu bulduğunu söyledi. Bu mektupta Hüseyin Mor Sümbül'ün gözaltında az subaylarca dövülerek öldürüldüğü, ardından alay komutanı Beşir Akın ve az subaylar tarafından bir arabaya konularak götürüldüğü yazıyordu dedi. Ancak Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirmek yerine olayın üzerinden uzun zaman geçtiği için yeterli delil elde edilemeyeceği gerekçesiyle ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. İnsan Hakları Derneği avukatlarının 20 Kasım 2015 tarihinde bu karara karşı Bingöl Sulh Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itirazla 11 Kasım 2016 tarihinde reddedildi. Bin 17. haftamızda bir kez daha Hüseyin Mor Sümbül için adalet talep ediyoruz. Hüseyin'in akıbeti karanlıkta bırakıldığı sürece bu dosyada zaman aşımı uygulanamaz. Yargı makamlarının Mor Sümbül dosyasında maddi gerçeği açığa çıkarma ve adaleti sağlama yükümlülüğü devam etmektedir. Kaç yıl geçerse geçsin, Hüseyin Mor Sümbül için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Merhaba, ben Şahin, Hüseyin Mor Sümbül'ün kardeşi. Abimin akıbetini istiyorum, adalet istiyorum. Annemin bıraktığı yerde biz devam edeceğiz. Başka da bir şey diyemiyorum. Hüseyin Mor Sümbül için. Fatma Mor Sümbül için. Adalet için. Şu mikrofonu alır mısın canım?